herkesin anlayacağı bir misal vereyim. Herkesin anlayacağı bir misal. İşimizden bir kardeşimiz gidiyor diyelim bir mağazaya, bir elektrikli süpürge. Hani şimdi herkesin bildiği bir şey olduğu için söylüyorum. Veya bir çamaşır makinesi. Parasını veriyorsunuz, satın alıyorsunuz. Özel ambalajı içinde o eşyayı, o makinayı, o cihazı evinize getirip teslim ediyorlar. Kontrollü ve bandrollü olarak. Bildiğiniz üzere. Açıyorsunuz ambalajı. İçinden cihaz veya makina çıkıyor. Makinanın en üstünde, o cihazın en üstünde küçük bir kitap, küçük bir broşür, küçük bir tarifname ambalajın içinden çıkıyor mu, çıkmıyor mu? Ses gelmiyor. Çıkıyor. İşte buradan başlayacağız meseleye şimdi. Derdimiz bu. Bundan başka farkımız yok. O kitabı alıyorsunuz, Türkçe ise Türkçe, İngilizce ise İngilizce, neyse, Japonca ise Japonca. Ya bu kitabı buraya neye koymuşlar, ne alakası var diye bu kitabı kaldırıp atar mısınız? Atılmaz ya, bu kitap bu cihazla alakalı. Evvela bu kitaba itibar ediyorsunuz, itimat ediyorsunuz, güveniyorsunuz. Niye? Diyorsunuz ki bir kere temelde aklınıza, zihninize gelen fikir şu. Bu cihazı yapan kim ise bu kitabı yazan da odur. Öyle değil mi? Bu cihazı kim yaptı, kim icat etti, kim fabrikada imal ettiyse bu kitabı, bu tarifnameyi, bu prospektüsü bu cihazın üstüne koyan odur diyorsunuz. Yapan kimse yazan da odur. Tamam. Evvela bir itimat var. Canım bu da ne deyip kaldırıp atmıyorsunuz. Ambalaj değil, bu kitap bu. O zaman bu itimadı, güveni sağladıktan sonra o cihazı çalıştırmadan evvel o kitabı okumaya lüzum görüyor musunuz, görmüyor musunuz? Görüyorsunuz, görmeniz lazım. Kitabı okumadan cihazı çalıştıramazsınız. Çünkü o kitap o cihazın nasıl çalışacağını, nasıl çalışırsa randıman alacağını, nasıl çalışırsa verimli olacağını, en güzel şeklini, en güzel usulünü, en teknik bilgileri o kitap yazıyor mu, yazmıyor mu Müslümanlar? Yazıyor. Hocam bundan ne çıkar? Şimdi oraya geliyorum. Ayetin de manası bu zaten. Şimdi oraya geliyorum. Efendiler, buradan şunu anlıyoruz. Demek ki bir insan bile, bakın bir insan, bir mühendis, bir teknik eleman, bir alet yapıyor, bir cihaz yapıyor, bir elektrikli süpürge icat ediyor, imal ediyor. Bunu pazara, mağazaya, piyasaya, pazara arz ederken demek ki o cihazın da kitabını beraber pazara sürmek zaruret oluyor. Kitapsız bir cihaz bile yok dünyada ya. Yani demek ki akıl, mantık, ilim, fen, medeniyet her cihazın nasıl çalıştığını izah eden bir kitabın lüzumunu kabul ediyor, etmiyor mu? Bir cihazın dünyada, pazarda, evde, apartmanda nasıl çalışacağını izah eden bir kitaba lüzum görüyorsunuz da insan denen yeryüzünün en yüce mahluku olan insanın da dünyada nasıl yaşayacağını, nasıl evleneceğini, nasıl hükümet kuracağını, nasıl siyaset yapacağını, nasıl devlet kuracağını, nasıl dünyada yaşayacağını izah eden bir kitaba lüzum var mı yok mu? O kitap işte Kur'an-ı Kerim'dir. Niye bunu anlamıyorlar?
yapmak istemiyoruz abiler. Efendiler, demin dedim ki o cihazı kim yapmışsa o kitabı o yazmış. İtimat ediyorsunuz. İnsanı da yaratan Allah olduğuna göre Kur'an'ı gönderen kimdir? Allah. Niye itimat etmiyorlar Kur'an'a? Niye Kur'an'a itimat etmiyorlar, hayata tatbik etmiyorlar? Kur'an-ı Kerim ipek bir kılıfın içine konup duvara asılmak için mi geldi, hayata tatbik edilmek için mi geldi? Bunun cevabını siz verin. Ama hani Kur'an? Kur'an'a göre konuşur konuşmaz, laikliğe aykırı konuşuyor diye mahkemelerde sürüm sürüm süründük şu memlekette. Dinsiz herifler. Müslümanlar, aklınızı başınıza alın. Yarın hesap gününde hayatınızın hesabını vereceğinize amennâ ve saddaknâ diye tasdik etmiş insanlarsınız. Ama soruyorum her birinize, vazifeli bir insan olarak, sorumlu bir hoca olarak soruyorum, hayatınızın hesabını mahşer günü, hesap günü Allah'a verirken hangi esasa, hangi kitaba göre hesap vereceksiniz söyleyin. Hani Kur'an tatbikatta yok? Hani Kur'an, bana Kur'an'ın tatbikatını söyleyin bakayım. Erzurum'da ayaklanan, heyecanlanan, dalgalanan, halkın huzuruna çıkan siyaset adamları halka hoş görünmek için Erzurum halkına sevimli, sempatik, Müslüman görünmek için ellerine Kur'an veriyorlar, Kur'an'ı öpüp başına koyuyor.